Değerli Cem TV izleyicileri, hepiniz Muharrem Sohbetleri programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Muharrem'in birinci günü, orucumuzun birinci günü. Allah-u Teala oruçlarınızı, niyetlerinizi kabul eylesin. 12 gün boyunca sizlerle olacağız, muhabbet edeceğiz, Kerbela'yı anlatacağız, Kerbela'yı anlayacağız. Dediğim gibi bugün birinci günümüz ve birinci günümüzde değerli hocamız Cem Vakfı Onursal Başkanı Profesör Doktor İzzettin Doğan hocamızı konuk ettik. Sağ olsun bizi kırmadı hocamız. Bugün kendisiyle beraber olacağız. Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam şimdi heyecanımı mazur görün. Sizinle sohbet etmek, muhabbet etmek bizleri çok mutlu ediyor. Bugün Muharrem'in birinci günü dedik. Birinci gününde sizinle muhabbet edeceğiz. Kerbela özel bir olay. Hazreti Hüseyin'in yani peygamberin sevgili torunun cennetin efendisi olarak düşündüğü Hazreti Hüseyin'in şehit olunacağı önceden biliniyordu. Hazreti Muhammed tarafından da vahiy yoluyla kendisine bildirilmişti. Ve babası da biliyordu. Annesi Hazreti Fatime de biliyordu. Yani bile bile gidilmiş ve bile bile ölüm göze alınmış. Evet. Sadece ölüm değil, asıl çekilen ızdıraplar onlara katlanılması göze alınmıştır. Böyle bir olaydır Kerbela. Onun için de Pakistan'ın ünlü büyük filozofu, düşünürü, şairi İkbal demiştir ki Hazreti Hüseyin yalnız İslam'ın değil, insanlığın şehididir demiştir. Burada insanlığın kendi değerlerinin toplandığı, bünyesinde toplandığı özel bir kişidir Hazreti Hüseyin. Bu açıdan Kerbela büyük önem taşıyor ve bütün insanlığın bilmesi gereken bir olaydır. Ve sadece biz Aleviler değil, hayır, değil mi hocam? Hayır, sadece Alevilerin malı değildir. Evet. Sadece Caferi dünyanın ya da Sünni dünyanın insanı değildir Hazreti Hüseyin. Aynı zamanda tüm insanlığın değerlerini bünyesinde taşıyan ve insani değerler için yani insanı kutsallaştıran değerlerin kendisinde toplandığı, tecessüm ettiği ve o değerlerin yaşaması için de yalnız kendisini değil, tüm aile efradını ve kendisini çok sevip beraberinde gelip orada şehadeti göze alanların da değer yargılarını bünyesinde toplayan bir olayın özetidir Hazreti Hüseyin. Evet. Bu açıdan da çok iyi bilinmek durumundadır. Hı hı. Sadece İslam dünyası açısından değil, var olan tüm insanlık Hazreti Hüseyin olayını bilmek durumundadır. Yani bir kişi bir koca dini, bir yüce dini, en son din olarak kabul edilen İslam dininin değerlerini onun düşmanlarına karşı, yani Yezid'e karşı, yani babası Muaviye'ye karşı, yani o sülalenin getirdiği, daha sonra da sürekli olarak aile saltanatına dönüştürdüğü Emevi dünyasının İslami değerleriyle ya da İslam diye halka sunduğu değerlerle Hazreti Hüseyin'in değerleri arasındaki farkı ancak Hazreti Hüseyin gibi birisi böyle bir noktaya geldiği zaman tüm insanlık yaşadıkça yaşayacak olan değerleri insanlara anlatabilirdi. Evet. O da tüm ailesini, tüm aile efradını, kendisini sevenleri çok zor şartlar altında susuz kalarak, susuz bırakılarak küçücük bebekleri, çocukları dahi oklayarak, öldürerek, kılıçla başlarını keserek bir insanlık faciası yaratmak suretiyle insanlığın vicdanında unutulmayacak bir mesaj, evet, verdiler tüm insanlığa. Neydi o mesaj? Hazreti Ali'den geliyordu. Hazreti Ali çocuklarına ve kendi soyuna verdiği bir mesaj vardır. Diyor ki, zalime boyun eğmeyin. Yalnız haklarınızı yitirmekle kalmazsınız. Aynı zamanda haysiyetinizi de kaybedebilirsiniz diyor. Yani İslam'ın kendi bünyesinde 1400 sene
tarihten bu yana yaşayan çok önemli bir değeri insan toplulukları ne yazık ki göz ardı ediyorlar. Evet. Nedir o değer? İnsanın haysiyeti meselesi. Haklar var tamam, hı hı. Ama haklardan da öteye, ondan da üstün olan bir değer var. O nedir? İnsanın haysiyetidir. Peki ama insanoğlunun haysiyeti haklarından da üstünse, onun ötesine de giden bir değeri ifade ediyorsa insanın haysiyeti, bunun kaynağı nedir? Yani bunun Kur'ani bir dayanağı var mıdır? Ya da Hazreti Muhammed'in kendi fiillerinden, kendi davranışlarından, yaklaşımlarından böyle bir sonuca varma imkanı var mıdır? Yoksa bu bazı Hazreti Ali'yi, Hazreti Muhammed'i ve onun soyunu sevenleri, yani Ehl-i Beyt'i sevenlerin kendilerine göre romantik olarak ürettikleri bir değerler manzumesi midir? Değildir. Tam tersine Kur'anidir. Evet. Neden Kur'anidir diyorum? Çünkü Tanrı Kur'an-ı Kerim'inde insanı kendi özünden yarattığını söylüyor. Yani Tanrı bugün insan ilişkisinde tanrısal bir zerre olarak meydana geliyor ve dünyaya geliyor. Bu tanrısal zerreden oluşmuş olmasıdır ki insanı kutsallığa yakın bir değer haline dönüştürüyor ve onun için de İslam anlayışı, özellikle Aleviliğin İslam anlayışında insana zulüm yapamazsın, işkence yapamazsın, genel bir deyimle kötü muamele yapamazsın, ona haksızlık yapamazsın, hukuksuzluk yapamazsın. Onun için de cemine girip ibadetine başladığın zaman, yani Tanrı'nın huzuruna çıktığın zaman doğduğun gibi çıplak olacaksın. Yani gönlün çıplak olacak. Evet. Kafan çıplak olacak. Sadece ona teksif edilmiş olacak. Onun için kadın olmuş, erkek olmuş senin, hı hı, ibadet mekanında hiçbir anlamı yok, evet, önemi yok. Niye önemi yok? Çünkü orada Tanrı'yla sen hemhalsin. Sen Tanrı'nın huzuruna çıkıyorsun. Orada cinsiyet yok. Orada tabii cinsiyet kalmıyor. Evet. Yani orada herkes bir candır. Herkesin doğrudan doğruya bağlı olduğu şey zihni marifetiyle, yoluyla, hı-hı, Tanrı'dır. Allah dediğimiz varlıktır. Şimdi tabii Kerbela'da her 10 Muharrem'de matemini tutarken eyvallah, hiçbir itirazımız yok. Hazreti Hüseyin'in bu şehadeti karşısında göstermiş olduğu bu özveri karşısında ve tüm insanlığa bir mesaj için tüm ailesini feda edecek noktalara gelmesi, tabii ki insanlar açısından ona bir şükran borcunu da beraberinde getiriyor. Mutlaka. Ve tutulan oruçlar, bana sorarsanız benim yorumum budur: Hazreti Hüseyin'in bu özverilerine duyulan şükranın ifadesidir. Kendisine teşekkür ifadesidir bu Muharrem oruç. Yoksa biz aç kalalım, oruç tutalım, su içmeyelim, binaenaleyh kendimizi biraz eğitmiş olalım, nefsimizi terbiye ederekten, nefsin terbiye aracı olarak bunu kullanalım değildir. Bu belki bir parçasıdır diyelim. Onu o şekilde kabul eden insanlara da duygularına saygı gösterelim. Ama insan aklına yatkın olanı, uygun olanı, yani tüm insanlığın eğer şehidi ise Hazreti Hüseyin'ki öyledir, o zaman onların ortak değerini oluşturan asıl değeri bulmak lazım. İşte o değer insanın tanrısal bir zerre oluşu, evet, ve insana kötülük yapılamayacağı, işkence yapılamayacağı, insanın incitilemeyeceği. Bu Yunus Emre'de yaratılmışı hoş gördük, yaradandan ötürü olarak ifadesini buluyor. Bir başka tasavvufi manada, derini manada Hacı Bektaş Veli'de incitilsen de incitme, incitme şekline dönüşüyor. Evet. Yani senin karşındaki seni inciten incitmiş olabilir ama incitilmiş olsan da sen onu incitme. Neden? Çünkü o senin tanrısal bir zerreden oluştuğunun bilincinde değil demek.
farkında değil ama sen farkında ol ve sen ona onun yaptığını yapma. Yani kötülük yapma ona karşılık olarak. Ve bu tabii çok önemli bir olay. Yani hayatı çekilir hale sokan, yaşanır hale sokan, geldiğin yere dönünceye kadar olan mesafede hayat dediğimiz o zaman diliminde, o zaman dilimini keyifli kılan, yaşanabilir kılan ve bilinçli kılan insani ilişkilerin bu sevgiye, saygıya dayanması ve o sevgi saygının da kaynağında Hazreti Hüseyin'in bu davranışının bulunmasıdır. Yani ben kendimi aile efradımla birlikte feda ediyorum. Feda olsun size ama kime feda olsun? Tanrı'ya filan değil, Tanrı'nın evet. ihtiyacı yok. Zaten her şey onun. Ama kimin ihtiyacı var? İnsanların aydınlanmaya, öğrenmeye, bilinçlenmeye ve uyanmaya ihtiyacı var. O insana niye kötülük yapacaksın ya? Sen ona Sünni diyorsun, Şafi diyorsun, Hanbeli diyorsun, Alevi diyorsun ya da Kızılbaş diyorsun, kendi vokabülerin neyse, lügatin neyse. Ya da Hristiyan diyorsun, Musevi diyorsun ve farklı muamele yapmaya kalkıyorsun. Niye? Hazreti Hüseyin bu farklılığı tam tersine farklılığın içindeki ortak özü sana hatırlatmak için bu fedakarlığı yapıyor. Binaenaleyh Muharrem ayında Alevilerin tuttuğu oruçlar, Alevilerin Hazreti Hüseyin'e karşı duyduğu sevginin oruç tutularak, yani biraz kendisine eziyet ettirerek, cefa çektirerek olur ya, rahatsızdır ona rağmen orucunu tutar. Hastadır ama ona rağmen der ki hayır ben su içmeyeceğim bu dönemde. Ben de biraz ızdırap çekip onun çektiği ızdırapların yanında benim su içmemem ne olabilir ki? Evet. Ama ben de öyle kendimi ifade edebiliyorum. Ancak onu yapabiliyorum diyebiliyorsa onun manasını da bilmesi lazım. Yani Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit düşmesi, bunun dedesinin Hazreti Muhammed'in bildiğinin bilinmesi, babası Hazreti Ali'nin bildiğinin bilmesi ve zalime boyun eğmeyin, sadece haklarınızı değil haysiyetinizi de kaybedebilirsiniz demesi ve İslam'ı Muaviye ve Yezid'in kaydıracağı değer yargılarını bir tarafa iterek kendi hayatıyla bunun imzasını atması İslam'ın kurtuluşunu sağlaması demekti. Evet. Ve o dönemin işte en karışık yanı, en bulanık yanı İslam'ın bölünebileceği, İslam'ın o bölünmelerden sonra da yok olabileceği tehlikesiydi. Yani siz Yezid gibi ya da Muaviye gibi politikalarıyla toplumun güdüldüğünü, toplumun yönetildiğini düşün. Her şey mümkün. Her türlü yalan, her türlü sahtekarlık, evet. her türlü riya, her türlü alçaklığın adaletsizliğin müsamaha gördüğü evet. bir siyasal sistem ve bunun üzerine oturtulduğu bir ahlak düzeni. Böyle bir ahlak düzeninin son din olması olabilir mi? İnsanlık için bundan daha büyük felaket düşünülebilir miydi? Eğer bundan sonra başka bir din gelmeyecekse ki biz ona inanıyoruz. Ve bu dinde İslam ise, İslam Yezid ya da Muaviye tarafından temsil edilebilir miydi? Siyasal sistemi desiselerle, hilelerle ele geçirmiş olabilir. Katliamlarla ele geçirmiş olabilir. Ama bu İslam'ın kendisine mal edilebilir miydi? Eğer mal edilebilirse niye diğer halklar, insanlar, diğer dinden insanlar Müslüman olmayı kabul etsin, göze alsın? Bunların içinde Türk kavimleri de var. Daha çok şaman olan kavimler bunlar. Doğal güçlerine inanan kavimler. Ama onlar da Müslümanlığı kabul ediyorlar. Bugün 1 milyar 700 milyona yaklaşan bir kitle var. Bir Müslüman kitlesi var. Nerede doğmuştu İslamiyet? Arap Yarımadası'nda değil mi? Bugünkü Suudi Arabistan'ın bulunduğu bölgede, Mekke'de. Mekke, Medine bunun merkezlerini oluşturuyordu. Peki bugün yeryüzünün tümü kaplayan ve tüm yoksul ülkelerin,
fakir fukara ülkelerin, adalet arayan, daha adil bir siyasal sistem arayan insanların bulunduğu ülkelerde bugün İslam'a doğru çok hızlı bir kayma görüyoruz. Neden? Hepsinin kaynağında Hazreti Hüseyin'in bu şehadeti ve korumaya çalıştığı, kendisinden sonra intikal ettirdiği kendi soyu Ehl-i Beyt dediğimiz, hepsinin öldürüldüğü, niye? Aynı yola baş koydukları için öldürüldüğü Ehl-i Beyt soyunun İslam anlayışına yavaş yavaş insanların kaydığını, geldiğini görüyoruz. Bunun önünü tıkamaya çalışan çok şey var şimdi. Evet. Siyasal akımlar var. Ve daha çok da Müslüman ülkelerden bu işe aracı kılınarak, yani kendi çıkarlarını onlarla bütünleştirerek İslam'ı, Fransızca bir deyim de, yolundan saptırmaya, deturne etmeye çalışan bir akım var. Ve bu akımı da görüyoruz ama bu akım tamamen birbirine karışmış. Bakıyorsunuz bir kısmı baş kesiyor, insan başı kesiyor. Ne adına? İslam adına ve ya, Sünnilik adına. Hocam çok özür dilerim. O gün olan, o gün yapılan bugün hala devam ediyor. Bugün yani, daha kötüsü devam ediyor. Çünkü o dönemde yani insan başı kesmek, işte Hazreti Hüseyin gibi böyle Muaviye'nin sofrasına götürüp bir işaret olarak koyacaksan yapılan bir işlemdi. Evet. Savaşlarda bile baş kesilmezdi. Hı hı. Şimdi fotoğraf çekilirken baş kesiliyor. Yani böyle vahşice İslam'a karşı her türlü reaksiyonu uyandıracak şekilde medeni dünyanın ya da gayrimedeni dünyanın, artık zaten o ayrımlar da anlamsız kalıyor. Hı hı. Onların da bakıp da ya bu nasıl bir dindir? Eğer İslam buysa, Sünnilik buysa, ben Sünni de değilim, Müslüman da değilim kardeşim. Evet. Denecek noktaya gelip gazetecilere poz verip, televizyon ekranlarına poz verip baş kesiyorlar. Koyun başı keser gibi ve oraya koyuyorlar, atıyorlar. Evet. Bunun arkasında ne var? Bir Müslüman, ben Müslümanım, ben Sünniyim ya da başka bir inanç grubundanım, Şafiiyim ya da Aleviyim diyebilir mi? Diyemez, diyememesi lazım. Peki nasıl oluyor da deniyor? Yani insan aklı bu kadar şey mi? Bu kadar mı doğruyu bulmaktan, doğruyu keşfetmekten aciz? Hayır, bunun arkasında başka şeyler var. Yani dünyada başka değerlendirmeler yapmak gerekiyor. Yani İslam gelişiyor, çok hızlı gelişiyor. Neden? Çünkü hakikaten adaletsiz bir dünyada yaşıyoruz. Evet, evet. Gücün hakim olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Güç kimin elindeyse adaleti de o tayin ediyor ve o adaleti tayin ederken de onun değer yargılarıyla. Yani doğru veya yanlış, evet, ona göre. Onun değer yargılarıyla, evet, adaleti tayin ediyor. Hı hı. Sen diyor hukuku diyor ihlal ettin diyor. Sen uluslararası hukuku sen ayaklar altına aldın diyor. Sen gittin diyor Kuveyt'e girdin diyor. Ey Saddam diyor. Evet. Ayrıca senin elinde de diyor nükleer silahlar var. Bütün batıyı filan diyor şey yapacaksın. Nükleer silahla tehdit edip onu boğmaya kalkıyorsun diyor. İşte kendi hasmın kabul ettiğin Orta Doğu'daki ülkeleri Kürtlere attığın napalm bombaları gibi insanları o tür zehirli gazlarla öldüreceksin diyor. Öyleyse diyor ben senin ölümüne fetva veriyorum ve Saddam'ı imha edin. Hı hı. Ve ondan sonra Irak'ta 1,5 milyona yakın insan öldürülüyor. Evet. Şimdi bu oluyor da yani bu İslam olmayan bir ülkenin ya da ülkeler grubunun bu İslam'a yaptığı tasarrufu ifade ediyorum. O da Müslüman. Suudi Arabistan'da Müslüman, Körfez ülkeleri, Kuveyt'te Müslüman vesaire. Hı hı. Yapan kim? Hristiyan devletler. Kim bunlar? İşte başta Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Avrupa Birliği'nin bugünkü ülkeleri, hepsi birbiriyle dayanışma içerisinde. Bunun elinde kimyasal silahlar var. Bunun elinde nükleer silahlar var. Bunun imha edilmesi lazım noktasına geliyorlar. Ne adına ama? Temel haklar ve özgürlüklerin kurtarılması, evet, insan haysiyetinin kurtarılması adına. Ama insan haysiyetinin kurtarılması adına
1,5 milyona yakın insan öldürüldü. Ve hangi şartlarla ne kadar hunharca, zalimce yapıldığını da gördük. Evet. Şimdi tabii dünya buna şahit, buna tanık. Dünya çok küçüldü. Teknolojinin gelişmesinin getirdiği bir nokta var dünyayı. O noktada bütün dünya artık küçücük bir köye dönüştü. Yani bunu yukarıya birisini kapsüle koyup ille de aya kadar gitmesine gerek yok. Bir 100 kilometre falan çıktığı zaman yukarıdan bakıyor, bir yuvarlak dönüyor. Evet. Küçücük bir yuvarlak gibi görünüyor dünya. Niye? Çünkü milyarlarca dünya var evrende. Onun için de Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Kün deyince, ol deyince 18 bin alemi yarattım diyor. Ve 18 bin alem içinde dünya o alemlerden belki de en küçüklerinden bir tanesi. Daha bunun gibi milyarlarca dünya var evrenin içerisinde. Ama bütün bunları yaratan güce biz Tanrı diyoruz. Peki böyle bir Tanrı Hazreti Hüseyin'in niye kurban seçmiş olsun? İşte o önemli bir olay. Oraya seçilmiş olmak insanoğlunun varabileceği en son noktadır. En yüce noktadır. Onun için de hem Hazreti Muhammed, hem babası Hazreti Ali, hem Hazreti Fatime buna boyun eğmişlerdir. Gözyaşı dökmüşlerdir sadece. Ama bu Tanrı'nın kararıdır. Binaenaleyh ona boyun eğmek bizim boynumuzun borcudur. Ne mutlu Hüseyin'e ki o seçilmiştir. Evet. Noktasına getirilmiştir. Şimdi tabii aradan 1400 yıla yakın zaman geçtikten sonra Kerbelaları, 10 Muharremleri sadece gözyaşı dökülen gün olarak anımsamamak lazım. Bugün aslında biraz da öyle değerlendiriyoruz hocam. Hani çok doğru değerlendiriyoruz. Yani daha fazla işte eyvallah mutlaka işte üzülüyoruz, üzülmüyor değiliz, gözyaşı döküyoruz ama sadece burası değil. Tabii. Yani bu şekilde değerlendirmemek lazım. Burada verilen bir mesaj var. Bunu bir kere anlıyor olmak lazım. Tabii. İdrak ediyor olmak lazım ki hani neden seçildim? Hani bir seçilmişlikten bahsediyoruz. Bize çünkü verilmek istenen bir mesaj var. Yani geleceğe aslında verilmek istenen bir mesaj var. Tabii. Bunu aslında daha fazla anlamamız lazım. Tabii. Ve şunu da biraz da unutuyoruz hocam. Bugün hani cemevlerinde görüyoruz. Hazreti Hüseyin çok güçlü bir kişilik aslında. Yani çok kuvvetli bir kişilik. Tabii. Yani bu hani bedeni yönden söylemiyorum bunu. Ama içsel yönden çok güçlü. İşte Hazreti Muhammed gibi bir dedesi, Hazreti Ali gibi bir babası var. Ve işte Hazreti Fatıma gibi bir annesi var. Ve kendinde de bir güçlülük var. Tabii. Aslında bizim bugün o Hazreti Hüseyin'deki güçlülüğü almamız, anlamamız gerekiyor. Tabii. İşte zaten çok doğru söylüyorsun. Yani ben de işin o yanına vurgu yapmaya çalışıyorum. Evet. Yani Hazreti Hüseyin seçilmiş birisi. Hı hı. Ve Tanrı'nın seçtiği birisi olarak kabul ediyoruz. Onun için belki bizim onun o gücünü takdir etmekten de belki aciz. Onda hiç şüphe yok. Hı hı hı. Ama hissedebiliriz. Onu gönlümüzde hissedebiliriz. Evet. Çünkü gönlün öyle bir ufku vardır ki bütün dünyayı Tanrı dahil öyle bir varlığı dahil kucaklayabilir. İnsan muayelesinin gücü odur. Hı hı. Ve Hazreti Hüseyin'i ancak muayelenle anlarsın. Sadece aklınla değil. Hı hı. Önce akılla ama daha sonra muayelenle anlarsın. Ve o açıdan baktığın zaman da Alevilerin İslam'ı Kur'an'a uygun bir biçimde uygulamaya koyma yöntemlerinde farklı olduğunu görüyoruz. Evet. Niye? Çünkü Arap Yarımadası'nda doğmuş olsa bile bu düşünce, yani İslam dediğimiz din, hı hı, doğmuş olsa bile görüyoruz ki her toplumun coğrafi durumuna göre o coğrafyada uygulama biçimi, onun altını çiziyorum defalarca, uygulama biçiminin toplumdan topluma değiştiğini görüyorsun. Hı hı hı. Ama hepsi aynıdır. Yani bu bir üzüm tanesini 50 kişiye, evet, 150 kişiye bölmek gibi bir olaydır. Al bu üzüm tanesini 150 kişiye böl. Bunu bilmeyen, yani tasavvufla uzaktan yakından ilgilenmemiş kişi, ya nasıl olur yani, bu bir habbedir. Yani bu habbeyi de 150 parçaya ya da 500 parçaya nasıl bölelim? Evet. Halbuki onu ezdiğin zaman onun çıkan suyunu
Pekala, birer damlacık olarak sen 100 kişiye de 200 kişiye de verebilirsin, dağıtabilirsin. Evet. Ama aynı üzümdür. Demek ki sorun nedir? Sorun yaklaşım biçimidir. Hı hı hı. Onu sunma biçimidir. İşte Aleviler de İslam'ı kabul ettikten sonra İslam'ın kendisini uygulamaya koyarken tabii ki sosyoloji biliminin bir kuralı olarak, yani geçmişlerini makasla kesip atmamışlar. Hı. Kesemezler. Yani sosyoloji bilimi bunu onaylamaz. Yani böyle bir bilim yok. Yani tamamen onu bir kenara bırakıp, hayır, bırakamaz. Sıfırdan bir şeye başlamak. Aynen. Hı hı. Yani ata nasıl biliyorsa yine öyle binecek. Yani. Eğer özengisi varsa atın, önce ayağını ona takacak, öyle binecek. Yani. Yoksa ben şimdi Müslüman oldum bugün. Ben şimdi o özengi falan kaldırayım, çıplak olarak ata üstüne sıçrayayım bakalım kalır mıyım, kalmaz mıyım? Hı hı. Yani o yaklaşım doğru bir yaklaşım değildir. Evet. Ve eleştirmek de yanlıştır. Mesela Kuzey Afrika'nın berberisiyle bilmem bugün Kazakistan'daki Kazak'ın İslam'ı anlayışı arasındaki farkı anlayabilmek lazım. Niye? Çünkü Kazak ulusu, Kazak milleti dediğiniz insanların alışkanlıkları ayrı, yaşam biçimleri farklı. Ama çöldeki bir bedevinin farklı. Evet. Orada su yoktur ama Kazakistan'da bir su sorunu yok. Buna mukabil başka sorunları vardır. Ama o sorunların çözümünde yine kendisinin, kendi aklını Kur'an'ın anlayışına uygun biçimde ona dikte ettirdiği şekilde çözüm bulmaya çalışır. Onun kızı oğlu küçücük yaştan itibaren şey yapıyorlar, yani ata biniyorlar. Hı. Ve binaenli arkadaşlar, böyle bir kaç köç olayı yok. Ama Arap toplumlarında o var. Evet. Yani özellikle Suudi toplumunda, yani bu dinin doğduğu yerlerde kadın hemen hemen değil, yani açık ismini koyalım. Her şey bir şeydir. Ama bir şey hiçbir şeydir. Nedir o hiçbir şey olan bir şey? Kadındır. Ve bu anlayışla kadına hep bakmış. O gözle bakmış. Peki Kazak toplumu ya da Azeri toplumu ya da Türkmen toplumu böyle mi bakmış? Hayır, böyle bakmamış. Neden? Çünkü dediğim gibi onların çocukları, kız erkek küçükken arkadaşlar, evet, ata biniyorlar ve beraberce savaşa hazırlanıyorlar. Hı hı. Yani kız çocuğu, hep o örneği veriyorum, aynı zamanda ok atıyor. Ok atmak için ne yapması lazım? Germesi lazım şeyi, o önündeki, evet, şeyi germesi lazım. Hı hı. Gererken sağ göğsü engel olabilir. Hı hı. Onun için 9 yaşına, 8-9 yaşına geldiği zaman kız çocukları sağ göğsünü dağılıyorlar. Böyle bir gelenek var. Şimdi böyle bir geleneği olan bir toplumu sen Müslümanlığı şimdi kabul ettin, evet, in bakalım attan, evet, Suudiler din orada doğmuş, onlar kız çocuklarının böyle sokakta dolaşmasını istemez kadınların. Hı hı. Hepsini sok bir odaya, öyle beyne derse öyle olsun, 3 gün 5 gün kalacaklarsa da kalsınlar diyemez. Evet. Yani bilim buna aykırıdır, sosyoloji dediğiniz bilim. Hı hı. Böyle bir şeyi getirmez. Neyi getirir? Onların şartları içerisinde kız erkek ilişkileri yine samimiyetle, birbirine karşı saygı çerçevesi içinde, ahlaki bir yapı içerisinde yaşamaya devam eder. Ama birisi geldi diye, bir yabancı geldi ya da bir erkek geldi diye kaçmaz göçmez, hı hı, tam tersine onu çağırır, misafir eder. Yani, evet. Ona ikramda bulunur. Evet, o yanlış değildir ama. Belki Suudi'ninki de yanlış değildir. Hı. Ama Suudi'ninki Suudi'ye göre yanlış değildir. Oradaki kavmin de, Orta Asya'daki kavmin de kendisine göre doğrudur. O da yanlış değildir. Evet. Kuzey Afrika'daki berberin de kendisine göre doğrudur. Ama özünde ne vardır? Özünde yönlendirici olan Kur'an-ı Kerim ve onun ahlak sistemidir. Ama bu ahlak sistemi sebebiyle de bir şey söylemek istiyorum, müsaade edersen. Çünkü sürekli olarak bizde o hataların yapıldığını görüyorum. Hı hı. Ve her sene büyük bir üzüntüyle de olsa, aynı zamanda Hazreti Hüseyin'e kendi bağlılığımızı
ifade etme şansını da bulduğumuz için şekil olarak ondan da büyük mutluluk duyuyoruz. Yine diyoruz Muharrem geldi, Hazreti Hüseyin'i yad edeceğiz. Onunla diyoruz konuşacağız. Evet. Onunla hemhal olacağız. Onun için gözyaşı dökeceğiz. Onun için mersiyeler okuyacağız cemlerde. Ve 15 gün hiç olmasa ya da 12 gün bölgeden bölgeye değişebilir. Onu hep yad edeceğiz diyoruz. Ne adına? Yüksek İslam ahlakı adına. Ama bir olay vardır. Bir yaşanmış olay. Ve hocam çok özür dilerim. Aram verelim. Ara verelim. Bir dinlendirelim sizi. Peki. Ondan sonra olayımızı dinleyelim sizden. Peki. Sevgili izleyiciler, bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Değerli Cem TV izleyicileri, kısa bir aranın ardından Muharrem Sohbetleri programımıza devam ediyoruz. Sevgili hocamız Profesör Doktor Sayın İzzettin Doğan'la muhabbet ediyoruz. Hocam bir olay diyordunuz, oradan devam edelim. Evet, ve benim çok önem verdiğim bir olay. Bunu bana anlatan da, onun için bunu vesile kabul ediyorum ve kendisine çok içten, çok derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Eski Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Lütfi Doğan'dı. O bana çok yardımcı oldu. Alevi İslam'ın Anadolu'da ve Avrupa'da tanıtılmasında hep yanımda olan, bütün o rahatsız haliyle dahi yanımda destek veren Lütfi Hoca'ydı, Lütfi Doğan'dı ve bir de Yaşar Nuri Öztürk'tü. Nereye gittiysem hakikaten benimle beraber oldular. Beraber anlattık konuyu. Hı hı. Yani Sünni ulemanın en önde gelenleri ile birlikte, evet, Alevi İslam'ı Anadolu'da tanıtmaya ve o pejoratif manada kullanılan Alevi Kızılbaş kelimesinin, hı hı, ne kadar anlamsız, ne kadar haksız, ne kadar yanlış, ne kadar iftirayla dolu olduğunu beraberce hep anlattık. O bana bu olayı anlatmıştı. Bir gün Hazreti Muhammed kendi sahabesiyle konuşurken birdenbire çok yaşlı bir adam içeri giriyor. Ama hışımla içeri giriyor. Tabii olayın keyifli seyirciye anlatılması açısından biraz da bir şeyler katmak gerekiyor. Onun için ben o kısmı da kendim yapacağım. Hı hı. Büyük bir hışımla içeri giriyor ve peygamberin yakasına yapışıyor. Yahu ya Muhammed, nedir bu senin elinden çektiğimiz diyor. Nedir diyor, ne çekiyorsun elimden? Tabii hemen yaklaşıp uzaklaştırmak istiyorlar ihtiyarı. Hayır diyor peygamber, dokunmayın diyor. Problemi var diyor. Nedir diyor derdin diyor. Ey ihtiyar diyor. Diyor ki her gün diyor 2-3 tane ayetle geliyorsun diyor. Sayısını ben unuttum diyor. 3000 mi 5000 mi kendi kendisine, hı hı, söylüyor. Rakamı unuttum diyor. Ya ben yaşlı bir adamım diyor. Bunları nasıl ezberlerim? Ben biraz önce yediğim yemeği unutmuşum. Sen diyor haksızlık yapıyorsun. Peki ne istiyorsun diyor. Bana diyor öyle bir ayet söyle ki, öyle bir tanım yap ki ben bunu hafızamda tutayım. Yani İslam'ı sen bana tanımla diyorsun. Hı hı. Evet işte tam aradığım bu demiş. Ha. Diyor ki bu adam haklı. Bu yaşlı adam bu ayetleri nasıl ezberleyecek? 6666 hadi. Diyor ki ben sana bir şey söyleyeceğim. Sen onu aklından tutabilir misin? Bana söyle. Nedir diyor. İslam yüksek ahlak demektir. Nokta. Bu kadar mı? Bak diyor, ne güzelmiş diyor bu. Ne güzel diyor. Şimdi anladım diyor şimdi. Ve ben onu da hafızamda tutarım diyor. Evet. Ve İslam odur. Gerisi hikayedir. Gerisi lafı güzaftır. Gerisi akıl ve fikir oyunlarıdır. Gerisi siyasetçinin, herkesin kendisine göre Kur'an'ın ne şekilde yorumlarsa kendi çıkarına uygun olur. Siyaseten, iktisaden ya da psikolojik olarak her neyse ona göre yorumlamaya kalkmalarının
İslam'ın esasıyla ilgisi yoktur. İslam'ı sade, basit ve herkesin anlayabileceği, o yaşlı ihtiyarın anlayabileceği düzeyde anlarsan Hazreti Muhammed'in söylediği biçimiyle yanılma şansın olmaz. Ve İslam'ı da doğru yorumlamış olursun. Ve bu kadar farklı mezhepler birbirine ters yorumlar da ortaya çıkmaz. Çıksa bile sırıtır. Evet. Yüksek ahlak demektir İslam. Hocam yüksek ahlakın içinde neler var? O ayrı. Yüksek ahlakın içinde ne var? Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetinde serpilmiş bunlar. Bir kere öldürmeyeceksin. Evet. Kimsenin hakkına el uzatmayacaksın. Evet. Yani kul hakkını yemeyeceksin. Birinci vasfı bu. Yüksek ahlakın içinde yer alan ana ilke budur. Çünkü neden, nereden biliyoruz bunları bir şeye tabi tutarken, klasifikasyona, derecelendirmeye tabi tutarken nereden biliyoruz? Çünkü Tanrı diyor ki Kur'an-ı Kerim'inde her türlü günahını affedebilirim diyor. Affedebilirim. Ama bir tanesi var ki onu affedemem diyor. Ben de affedemem. Yani kendisine güçsüzlük atfettiği tek olaydır bu. O nedir? Kul hakkını yemektir. Kul hakkıyla karşıma gelme diyor. Peki nasıl olur? Bunun affı yok mudur hiç? Affı ancak hakkını yediği kuldan rızalık alırsan. Evet. O zaman ben de affedebilirim diyor. O zaman kendisine gücü yeniden döndürüyor. Ama eğer hakkını yediğin kuldan, bu nedir? Patronun işçinin hakkını yemesi de olabilir. Babanın evladın hakkını yemesi ya da evlatların, anne babanın hakları üzerindeki haklarını reddetmeleri ya da yanlış yorumlamaları ya da kendisine itaat etmemeleri, akla uygun olan şeylerin. Bunların hepsi bu kapsam içerisinde müteala edilebilir. Yani kul hakkını yemeyeceksin. Şimdi peki bu kul hakkını yememenin modern devletteki yorumu ne olabilir? Onu herhalde soracaksın. Evet. Modern devlette, yani devlet olarak teşkilatlanmış bir toplumda devletin kendi hizmetleri ifade edebilmesi için, vatandaşa hizmet götürebilmesi için bir kaynak bulması lazım. Buna da para diyoruz. O parayı nasıl bulacak devlet? Bizim yaptığımız, ürettiğimiz şeylerden bir pay alacak. Bunun ismine de vergi diyoruz. Ve bu vergiler de toplanacak. Devletin bütçesi dediğimiz para kaynağını oluşturacak. Ondan da vatandaşlara hizmeti götüreceksin. İşte orada çok önemli bir şey çıkıyor modern devlette. Kul hakkının yenmesiyle bir ilişki kurmak istersen. Nedir o? Bu kaynakları dağıtırken de adil olacaksın. Sen sadece Sünni kesimin diyanetine tutar da genel bütçeden payını verirsen ve bunu yıllar yılı, 90 küsur yıl yaparsan, Aleviye, Şafiye, Bahariye, Hristiyana, Museviye, senin vatandaşların bunlar. Tek kuruş vermiyorsan bu kul hakkını yemektir. Ve ağır bir suçtur. Evet. Ve çok ağır bir suçtur. Niye çok ağır bir suçtur? Binlerce defa altını çiziyorum. Siyasette oy kullanırken insan insan olduğu hatırlanır. Demokrasilerde. Neden? Çünkü sen nükleer bir silahla bir hükümeti devremezsin, alaşağı edemezsin. Ama neyle edebilirsin? Barışçı yoldan iki harfli bir kelimeyle, oy vererekten, oy çokluğuyla yeni bir akımı, yeni bir siyasi akımı iktidara getirirsin ve öbür hükümet sana yerini bırakır geçer gider. Demek ki asıl bizim modern demokrasilerde, modern devlet sistemlerinde eğer dinsel olarak meseleye bakıyorsak, inançsal olarak meseleye bakıyorsak, yorumlamamız gereken asıl önemli nokta
vatandaştan toplanan paraların oluşturduğu bütçe nasıl harcanıyor? Adil mi harcanıyor? Yoksa içinde kul hakkı olacak şekilde mi harcanıyor? Eğer hak etmeyen kişiye sen ihaleyi veriyorsan devlet adına, hı hı, yani bütün alanlara bunu teşmil edebilirsin. Hangi alanda olursa olsun. Eğer sen bunları dağıtırken kendi akrabana, kendi yakınına ya da çıkar birliği içinde olan bir şirkete ya da başka bir kuruma eğer veriyorsan, bu kul hakkının yenmesi olayıdır. Ve en ağır suçlardan bir tanesidir. Ama İslam'ı bu açıdan yorumlamıyor Türkiye'deki insan ve Türkiye'deki dini hizmetleri gören ana teşkilat, Diyanet İşleri, evet, Başkanı'nın yani bu konudaki yorumlarını kaç defa dinlediniz? Hı hı. Üstelik kendi televizyonu da var artık. Yani o televizyonlarda Diyanet diyebiliyorum ki ya bütün insanlarımızdan yani Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızdan toplanan vergiler genel bütçede toplanıyor. Bize de çok şükür işte 5-10 milyar dolar veriliyor. Az ama ne yapalım? Çok az sayalım az. E peki Diyanet yani bir gün diyemez mi ki? O Kur'an'ı sözde 50 defa altını çiziyorum, 500 defa çiziyorum. O sözde onu ehil olarak yorumlamaya yetkili kurum, evet, fetva veren üstelik, hı hı, kurum, Diyanet İşleri diyemez mi ki yahu? Yani bu ülkede başka insanlar da yaşıyor. Başka Müslüman kesimler de var. Müslüman olmayan insanlar yani. Kul yaşıyor, kul. İnsan yaşıyor. Kur'an deyimini kullanalım. Kul yaşıyor. Ya bunu dini yönden değil de, evet, direkt insan diyelim. Kur'an'ı yönden, evet, bak. Kul hakkını yenmesini affetmem diyor, bağışlamam, hı-hı, diyor. Bağışlayamam çünkü diyor. Hı-hı. Tanrı'nın bile kendisine güçsüzlük affettiği bir konuda. E sen rahat rahat o 5 milyar dolar yetmez diyor, biraz daha arttır. E kadro diyor 97 idi, 100 oldu ama o da yetmez diyor. Ya ne yapalım? 180 bin kadro versen bana. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kadrosu 180 bin kişidir. Evet. Yani bu 180 bin kişiyi veriyorsun. Dedin mi ki 25-30 milyon Alevi'nin İslam anlayışını, bizim de İslam anlayışımız, kendi Kur'an anlayışımız farklı. Yani bunu görmek için çocuk olmak lazım. Evet. Biz ne yapıyoruz? Biz diyoruz ki İslam'da cebir yoktur, şiddet yoktur, kin yoktur, nefret yoktur. Dört kelime yasaktır diyoruz. E sen bunu böyle kabul etmiyorsun. Olabilir, o senin düşüncen. Onun müeydesine Tanrı huzurunda katlanırsın. Onun hesabını o sorar. Ben soramam, hiç kimse soramaz. İnsanın bu konudaki yargılamasını bir tek şey yapar, Tanrı yapar. Hı hı. Hazreti Muhammed'e bile böyle bir yetkiyi tanımıyor Kur'an. Ben sana ayetleri sadece tebliğ yetkisi veriyorum diyor. Sen benim insanlara, insanoğluna yolladığımı sen sadece tebliğ edeceksin. Sen tebliğe memursun. Sadece benim dilim olacaksın. Evet, sadece tebliğe memursun. Evet. Sen yargılayamazsın. Hı hı. Onun yargılaması bana ait. Peki Alevi kesimde de mesela bir eleştiri de oraya vermek istiyorum. Yani böyle ortaya çıkıp Alevilik adına bir sürü ipe sapa gelmez laflar eden. Niye? Çünkü okuma şeyi yok. Okuma, hı hı, özürlü. Okuyup öğrenmek yerine kendisine göre acaba benim bildiğim bu siyasal teorilerden hangisine bağlayabilirim kaygısı içinde olan bazı tipler çıkıyor ortaya. Evet. Efendim işte Pir Sultan böyle kılıcı çektiği zaman, küffara kılıç salalım dediği zaman bin tanesinin kellesini birden uçurmak ister. Eğer uçurdu demiyorsa, hı hı, nazik davranalım. Şimdi Pir Sultan öyle birisi mi? Yani Pir Sultan ne diyor? Diyor ki şiirinde kalsın benim davam ulu divana kalsın, evet, diyor. Ulu divanda. Öbür dünyada hesabını soracak. Niye? Çünkü inanan birisi. Hı hı. Dede kökenli birisi. Evet. Diyor ki
Yani niye? Çünkü peygambere o yetkiyi vermemiş, yargılama yetkisini. O yetkinin sadece ve münhasıran Tanrı'ya ait olduğunu biliyor. Bildiği için de kalsın diyor benim davam. Ulu divana kalsın. Şimdi her gün defalarca dinlediğimiz Pir Sultan'ın kimse deyip de kalkıp da demiyor. Ya Pir Sultan öyle ağzında bıçak, kan akan filan birisi değil, tam tersine. Benim bu dünyada davam yok kardeşim diyor. Benim Hızır Paşa'yla davamı ben öbür dünyada Ulu Divan'da Hakk'ın huzurunda hallederim diyor, sorgularım diyor. Onun cezasını orada verdiririm diyor. Şimdi bu kadar barışçı, bu kadar sevgiyle dolu bir İslam anlayışını, peki sen Diyanet olarak nasıl görmezlikten gelirsin? Nasıl demesin ki bu bizim büyük değerimizdir? İslam'da böyle bir anlayış başka uluslarda çok fazla yok. Ve bizim bunu öne çıkartıp bütün insanlığa yaymamız lazım. Evet. Biz cebiri reddederiz, şiddeti reddederiz, nefreti reddederiz, kini reddederiz. Peki aynı şeyi Sünni kesimin siyasetteki birçok insanlar için söyleyemeyeceğim maalesef. Hocam çok özür dilerim. Bu bizim yaşantımız da böyle olmuş. Evet. Biz bunu söylüyoruz ama bu sadece bizim dilimizde değil. Bizim yaşantımız da böyle olmuş. Aynen öyle. Yani biz hani kan dökmemişiz. Evet. Biz hani gidip birilerini öldürmemişiz. Şimdi bak Özhan'cığım, çok önemli bir noktaya parmak basıyorsun. Ve ben de 10 Muharrem'in ilk konuşmasında seninle bu röportajda bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Yaşadığımız toplumsal düzende hepimizin içini inciten önemli bir yara var değil mi? Kadınlar böyle koyun boğazlanır gibi öldürülüyor. Evet. Çok kolayca öldürülüyor. Ne yazık ki hocam. 400'ün üzerinde kadın şu ya da bu biçimde şiddet kullanarak öldürülüyor. Benim bir önerim var. Senin programın marifetiyle Diyanet İşleri Başkanı değil, siyasi partilere sesleniyorum ve bunu görev olarak üstlensinler. Böyle bir sürü boş iş, boş laflarla halkı gündemini işgal edeceklerle 400 küsur kadının öldürülmesi olayında öldürenlerin İslam inancı nedir? Ya da hangi inanca sahipler? Çıkarsınlar bakalım. Ondan sonra da sosyolojik olarak, pedagojik olarak bir inceleme yapsın üniversiteler. Hı hı. Yapsın. Çok önemli bir olay bu. Evet. Ne kadar insan bu ülkede yaşanan inançlardan hangisine sahip? Hı hı. Yani bu öldürenler hangi inanca sahip? Bir yapsınlar bakalım. Çok enteresan şeylere ulaşacaklar. Evet, kesinlikle. Çok enteresan şeyler çıkıyor ortaya. Doğru söylüyorsunuz. Peki bununla işte devlet adamı budur. Hı-hı. Bu tür tespitlerle toplumu yönlendirir. Hı-hı. Ya eğer buranların içerisinde, bu öldürenlerin içerisinde 450 diyelim ya da daha fazla insan içerisinde eğer 2 tane, 3 tane Alevi varsa o zaman demek lazım ki Alevilikte de yavaş yavaş bir şey var, aman ha. Evet. Bunun önüne geçmek lazım. Artı ya bu Sünni İslam mı? Eğer ise bunu yapanlar, kardeşim o zaman siz Sünni İslam'ı anlatamıyorsunuz demektir. Ya da anlattığınız Sünni İslam bunu önleyemiyor. Hı hı. O zaman kusura bakma Diyanet İşleri dediğimiz kurum. Kendini gözden geçireceksin. Evet. Yaptığın sohbetleri vesairenin hiçbir işe yaramadığını ya da yeterince etkili olmadığını, sonucuna varacaksın. Ona göre de devleti akılla ve bilgiyle yöneteceksin. Bu 10 Muharrem sebebiyle hiç olmazsa toplumumuzun bu yarasını Hazreti Hüseyin'e sevgimizi, saygımızı, her türlü bağlılığımızı ifade ederken bunu da halkın nazarına sunmuş olalım. Hı hı. Ve isterim ki bundan böyle 10 Muharremler, Muharrem ayları ya da İslam'ın kendisine göre kutsal kabul ettiği Ramazan ayları dahil toplumların yaşamakta olduğu bu tür olaylar gündeme gelsin
tartışıyorsun ve ne kadar yanlış bir yorumlar karşı karşıya bulunduğunu konusunda halk aydınlatılsın. Hazreti Hüseyin budur. Hazreti Hüseyin'in şehadetin ışığı budur. Ama hocam sadece bu aylarda değil değil mi? Yani biz bunu bütün aslında hayatımıza, yaşamımıza yaymamız gerekiyor. Bu ideali yani, ama hiç olmazsa evet, şunu bir bu ortaya çıkartalım. Hayır, bu aylarda ortaya çıksın. Devlet bunları baz alaraktan yeni bir politika ülkede toplumun barış içinde yaşamasının, cebir ve şiddetten arınmasının politikalarının şeyini bulmuş olsun. Anahtarlarını bulmuş olsun. Ve böylece de bizi dinleyenlerin vaktini hiç olmazsa boşuna almamış olalım. Evet. Hocam zaten hani burada konuşmamızın, bu gibi şeyleri dile getirmemizin amacı da bu. Evet. Yani biraz daha insanları hani doğruya sevk edebilme, biraz daha aslında uyandırma, yani neler oluyor önümüzde, neler yaşıyoruz, neler, ne gibi zor günler geçiriyoruz, aslında biraz da bunları göstermek istiyoruz. Yani sadece işte biz işte Muharrem ayına girdik, işte konuşalım diye bunu yapmıyoruz ki özellikle ben zaten ilk gün, yani biz kurum olarak da işte Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanlığı olarak da sizinle birlikte bunu konuşmak istedik. Çünkü dediğim gibi önemli yerlere parmak basmamız gerekiyor. Evet. Önemli değerlendirmeler yapmamız gerekiyor. İnanıyorum ki biz bu nihayetinde biz de hizmet ediyoruz. Evet. İnsanlık için hizmet ediyoruz. Toplum için hizmet ediyoruz. Yani bu sadece Aleviler için de değil hocam. Ben öyle görmüyorum. Aynen öyle. Yani bütün insanlık için aslında yaptığımız hizmet bu. Aynen öyle. Hazreti Hüseyin'in şehadeti de insanlık için. Evet. Onun için İkbal öyle diyor. Yani Hazreti Hüseyin yalnız İslam'ın değil, insanlığın yani kaybıdır, insanlığın şehididir. Yani büyük değerlerinden insanların şehididir. Bir tanesi. Ve ben şuna inanıyorum hocam. Yani Hazreti Hüseyin'in yaptığı ekstra bir durum değildi aslında. Yapması gerekeni yaptı. Yani insanları... Ama işte o noktada olmak lazım. Evet, o noktada yani olmak herkes lazım. Herkes her gerekeni yapmak istese bile oraya gelmek için Hüseyin olmak lazım. Çünkü yine bir seçilmiştik. Tabii. Doğru hocam. Tabii. Hocam zamanımız azaldı. Son sözlerimizi de alalım. Evet, sizden. Ben tüm insanlarımıza ve tüm insanlara barış içerisinde birbirlerine karşı sevgi, saygı ilişkileri içerisinde bir yaşam diliyorum ve Hazreti Hüseyin'i daha yakından tanımaları için, onun insanlığa yaptığı büyük hizmeti, İslam'a yaptığı büyük hizmeti, İslam'ı Muaviye ve Yezid'in elinden kurtararak insanlığın tümüne sunduğu bütün bu güzel değerler için teşekkür kelimesi filan çok az gelir, bir şey ifade etmiyor benim açımdan. Dua ediyorum. Bütün onu sevenlere de sevgilerimi, saygılarımı, Hüseyin'in yolundan ayrılmamalarını söylüyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Minnettarız sizlere. Allah sizlere uzun ömürler versin. Hep beraber. Değerli izleyiciler, Muharrem Sohbetleri programının bugün sonuna geldik. Bugün birinci günümüzdü. 12 gün boyunca sizlerle birlikte olacağız, muhabbet edeceğiz. Allah oruçlarınızı kabul eylesin. Programımızdan sonra duamızı edip oruçlarımızı açacağız. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.